AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il danışma kurulu toplantısı yapıldı. Sunumların müzakeresi, genel değerlendirme. Şehit Ali Demir Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı. Başkan Kahtalı selamlama konuşmasını iki gün önce Fırat Kalkın Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'e ve İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e rahmet dileyerek başladı. İki gün önce Elbap'ta Suriye'de şehit olan Arapçeli Hüsnü kardeşimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde İzmir'de yine hainler o hain terör örgütleri tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Baskin'i kardeşimiz, Fethi kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bu vatanı, bu toprakları vatan bilen, namus bilen bütün kardeşlerimizle hep birlikte tek yürek olarak bu zalimlerin karşısında dimdik durmayı bugüne kadar başardığımız gibi bundan sonra da başaracağız ve onların oyunlarını başlarına geçireceğiz inşallah. İzmir'de hain terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen Fethi Sekin, cenaze merasimine katılmak için burada olduğunu kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele edeceklerini kaydetti. Her şeye rağmen bütün terör örgütleriyle mücadele ediyorsa, işte sizin Malatya'da yazdığınız destanın da tabii bir neticesi olarak. Eğer Türkiye'de koalisyon olsaydı, halimiz nice olurdu şu darbe teşebbüsünden dolayı. Allah'a şükürler olsun, milletimiz dimdik ayakta, hükümetimiz dimdik ayakta, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik ayakta Allah'a şükürler. İzmir'de hain PKK örgütünün hain girişimi neticesinde bir polisimiz, Baskinli, işte Fethi Sekin kardeşimiz kahramanca bu teröristler üzerinde beni sadece belki tabancasıyla giderek onları etkisiz hale getirdi. Ama kendisi de şehit düştü. Şehadet mertebesine ulaştı. Allah kendine rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütlerini tamamen son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele etmekte kararlıdır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın yani. Onların özellikle şeytani hesapları varsa Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın izniyle onları tamamen etkisiz hale getireceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Aslında hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Zor bir süreçten geçiyor. Bu geçen süreç hepimiz için bir kurtuluş savaşı sürecidir. Bu kurtuluş savaşını atalarımız 1920'den itibaren, 1919'dan itibaren vermeye başladığı anda nasıl bir ruhla ayağa kalktıysa, dili, dini, ırkı hiç fark etmeksizin Osmanlı'da yaşayan bütün unsurlar Kurtuluş Savaşı'nı verdiyse, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Devleti'ni kurmak üzere mücadele verdiyse, bugün Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunları ortadan kaldırmak için aynı ruhla bugün yeniden mücadele etmemiz gerekir.